Merhabalar, Sudan Sebeplere hoş geldiniz. Bugün aslında yine sizlerin yorumlarından gelen bir konudan yola çıktım. Eşinizi tekne sahibi olmak için nasıl ikna edersiniz? Ben nasıl ikna ettim? Onun için Nurçin'i getirdim. Gel dedim, birazcık sohbet edelim. Ben seni nasıl ikna ettim? Öyle bir taktik, strateji falan gütmedim ama bir şekilde o da bence kıvama geldi. Kadınlar biliyorsunuz çok fazla şey yapmıyorlar. Yani erkekler daha ilgili. Yani benim kanalda bile istatistiklere baktığım zaman %95 erkek takipçi, %5 kadar filan kadın takipçi. O da sensin, aileden anne filan takip ediyor yani. Şimdi o zaman ya sen niye denizi sevmiyorsunuz siz ya? Ben denizi seviyorum. Sadece sizler kadar sevmiyoruz. Ya da sevmiyor yani diyemeyiz de aslında ya. Sadece vakit geçirme anlayışlarımız farklı. Yani seni bıraksam, belki birçok erkek aynı şeyi söylüyordu. Sabah, öğlen, akşam denize vakit geçirebilirsiniz. Yani geçiririz tabii yani. Nitekim geçiriyorsun zaten. Ben 3-4 günlük suyu alıp tatile gidiyorum. Benle birlikte tekneye geliyorsun. Ben eve gelirken geliyorsun. 3 gün, 4 gün çok rahat vakit geçiriyorsun. Ya hakikaten öyle de. Yani benim için mesela, sen daha doğrusu, ben hadi gel tekneye alalım veya tekne sahibi olalım dediğimiz zaman sen genelde yani ne gerek var, ne yapacağız filan tarzında şeylerle yaklaştın hep ama yani. Hayır, sadece senin kadar arzulu değildim belki. Ya gerçi bir şey diyeceğim, benim yelkenim zaten evlendiğimizde bu arada vardı. Yani bizim yelkenimiz zaten vardı, sen ona gidip geliyordun. Ama mesela ben sana şunu söylüyordum, yani daha büyük bir tekne alalım veya işte yelkenliyle çıkalım dediğimiz zaman her zaman bir şeyim var. Yani niye izlemiyorsun mesela? Var yani, yok orası dar diyorsun. Ya ben şöyle kendi adıma söyleyeceğim. Bence benim gibi düşünen çok fazla kadın vardır burada. Ya bir kere kadınlar biraz daha fazla hijyene, lükse, konfora önem veriyorlar. E tamam, temiz yani, gayet temiz bir tekne zaten bu. Ama temizlemede ben yardımcı oluyorum. Yani sana bırakmıyorum tekneyi. Ya ama bir dakika, bu zaten tekne. Yani evet, ama 3 gün, 5 gün bir şeyler yaşayacaksam tabii ki ben bunun lavabosuna bakarım, klozetine bakarım, uyuyacağım yere bakarım, kalkacağım yere bakarım yani. Hani benim için önemli olan o. Ama dediğim gibi ben bir kere yüzücüyüm. Yani denizlerde günlerimizi, saatlerimizi geçiriyoruz. Ben diğer insanlardan bence biraz daha farklı kategorideyim. Ama hani senin kadar veya sizler kadar arzulu muyum dersem orası tartışılır. Mesela balık tutmaya niye hiç merakınız yok sizin? Çünkü tutamıyorsun. Hayır senin yani. Mesela neden bir kadın balık tutmak istemez ki? Ya neden? Çünkü bence kadınların biraz daha farklı ya sosyal hayatta. Görevleri mi diyeyim artık, sorumlulukları mı diyeyim? Ya sen çok enteresan ya. Akşam eve gideceğim, of çamaşır var demezsin muhtemelen. Yani demem. Ya suyu emzireceğim, işte bakacağım, yemek hazırlayacağım. Bence bunlarla alakalı. Tamam, o zaman şöyle söyleyeyim. Yani biz, evet, bizim için bence çok daha güzel, yani daha keyifli balık bir kere. Balık tutuyoruz biz yani. O açıdan çok keyifli. Yani sen şu an ikna oldun mu bu arada? Kesinlikle oldum. Ya işte Nurçin çok ayak diriyordu açıkçası. Ya ayak diriyordu demeyeyim de otomatik olarak bir şey söylüyorlar ya. Yani çünkü işim gücüm oluyor da. Sevme gibi bir şeyiniz var muhakkak. Ama nasıl ikna oluyorsun mesela? Yani bence buraya adım attıktan sonra sevmeye başladın sen. Yani belki siz eşlerinize emrivaki yapabilirsiniz. Benimki biraz emrivaki mi oldu acaba bilmiyorum da. Yani genelde tabii ki de istemiyorlar. Bence birazcık şey diye düşünüyorsunuz. Yani aile bütçesini neden tekneye harcayalım? Ben aslında çok öyle düşünmüyorum. Ben sadece kendi hayatımda çok yoğun olan bir insanım. Tekneye acaba ne kadar vakit ayıracağım? Onu düşünüyorum. Ya tamam, hepimiz yoğunuz da. Aha, evet. Mesela bence o da vardı aklınızda. Ya oluyor çünkü aklınızda. Evet. Yani neden bir araba almıyoruz da tekne alıyoruz falan. Kesinlikle onlar var, geçiyor. Ya da ne bileyim var, neden çocuğumuzun geleceğini bilmem ne yapmıyoruz, evet, tekne alıyoruz. Ben şöyle düşünüyordum. Hep benim aklımda zaten bu vardı. Ben çocuğumun geleceğine yatırım yapıyorum zaten aslında bununla. Evet, kesinlikle. Yani bence kadınları bununla vurabilirsiniz. Çocuğunuzun geleceğinize yatırım yapıyorsunuz. Gerçekten şey yapmıyorum ya, espriyle girdim ama kesinlikle önemli bence ya. Bir çocuğun denizle aşırı neşir olması, ailesinin, benim ailemde tabii ki de denizle aşırı neşirdi babam. Ben de ondan geliyor. Ve o kadar faydalı bir şey ki, bambaşka bir dünya ya burası. Çocuğu, yani suyun mesela, bizim kızın yelkenci olduğunu düşünüyorum mesela. Bir bazen görüyorum buralarda çünkü özellikle işte Fenerbahçe Yelken, Galatasaray Yelken Kulübü'nün eğitim veren yelkenleri var. Küçücük çocuklar tek başına optimistlerdi. O küçük yelkenler var ya. Ya düşünebiliyor musunuz ya, hayata nasıl hazır hale geliyorlar yani. Onu her gördüğümde gaza geliyorum. Tamam, evet. Ya bir kız çocuğu veya evet, bir erkek, küçük erkek çocuğu tek başına o yelken devriliyor ve o yelkenliği tekrar kaldırmak mecburiyetinde. Kesinlikle.
kesinlikle. Ne kadar hayata hazırlıyorsun aslında yani? Söylediğim gibi o görüntüyü her gördüğümde müthiş gaza geliyorum. Teknede vakit geçirmediğim her zaman için kendime kızıyorum. Veya şu an mesela bebek evde, keşke onu da buraya alsaydım diyorum. Ama ondan sonra uyuyup kalkıyorum. Hayatın gerçekten sadece bundan ibaret olmadığını düşünüyorum. Ama ben yine tekneyi çok seviyorum. Arkadaşlarla vakit geçirmek, hatta bir tane izlemeyenler varsa izlesinler. Menemen videomuz vardı teknede. Yani evet, ben geçirdiğim en güzel günlerden bir tanesiydi ki o videoya zaten bence bütün samimiyetiyle yansıdı. Gerçekten çok keyifli. Ama yine şuraya geliyorum. Sen daha fazla vaktini, hatta her anını burada geçirebilirsin. Laptopunu alıp burada çalışıyorsun. Tamam, sen niye yapmazsın mesela? Evet. Anne olmadığını varsayıyorum. Tamam, yok, bir kadın neden vaktini teknede geçirmek istemiyor? Belki kültürle alakalıdır. Ya sen diyorsun ya, ben öyle bir kültürle büyüdüm. Babamın hani teknesi vardı diyorsun. Belki de ben büyümediğim için, ki ben yine birçok kadından farklı olarak ben denizlerde kulaç atmış bir insanım. Denizlerde yüzmüş bir insanım. Hani dediğim gibi kısıtlı olan vaktimi hani dediğim gibi burada daha keyifli hale getirmek istiyorum. Ama ben sabahın 5'inde gelip gecenin 12'sine kadar teknede geçirdim. Hayır bak, kültürle alakalı falan değil. Neyle alakalı? Ya ne alakası var? Yani ben şimdi örnek veriyorum. Babam sandalı vardı. Evet. Ya tamam, bir sandaldan ama yola gördüm, çıktım. Balı ama hayır. Hoşuna giden bir şeyleri insan yapmak evet, istemez mi mesela? Evet, kesinlikle. Zaten yaptığımı da düşünüyorum. Tamam, ama zor ikna oluyorsunuz. İşte onu diyorum. Mesela insanlar eşlerini ikna edemiyor tekneye evet, almak için. Ama tabii ki bu fena konforda olan bir şey değil. Bununla yavaş yavaş rotaya göre evet, daha fazla geldiğimi düşünüyorum. Tamam, neden rotaya gelmiyordun mesela? Yani çok konforsuz geliyordum. Bir şey söyleyeyim mi? Küçük geliyordum. Bak, rota Türkiye'de çok seviliyor. Çok sevilen bir ama tekne. Bileyim, bak gerçekten şey, insanlar sana ters yorum yazar yani. Düşme de. Hayır, kesinlikle ben gelmiyordum demiyorum. Ben rotada yani nasıl kalayım ya? Tamam, o zaman yani bizi serbest bırakın mesela, ona var mısın? Ben varım zaten, öyle olmasam sen muhtemelen rotadan buna veya bundan bir başkasına geçme fikrine sahip olmayacaksın. Bence yani kendi tavsiyem, sen bunda vakit geçirmeyi seviyorsun, ben daha az vakit geçirmeyi seviyorum. Ben sana karışmıyorum. Sen burada zaten yeteri kadar keyif alıyorsun. Ben zaten fark ediyorum. Sen eve geldikten sonra aslında çok daha mutlu ve çok daha motive geliyorsun. Ya evet. Senin o mutlu olmanı görmek de benim çok hoşuma gidiyor. Ama sadece burada değil, ben yapı olarak çok fazla biliyorsun. Hani müdahale eden bir insan olmadığım için, ki sen de öyle. Yani ben gelmek istediğim zaman geleyim. Sen de istediğin zaman gel, sen bana karışma, baskı yapma, ben o zaman çok daha keyif alıyorum. Vallahi bence beyler, yani eşlerinizi ikna edecekseniz bence çocuktan girebilirsiniz. Hayır, çocuktan önce değil. Yani tekne almak istemeyen bir eşe bence bu kültürü çocuğumuza da aşılamak için böyle bir topa girebilirsiniz mesela. Ama dediğin gibi yani çocuğun, bir bebeğin teknede hani fazla vakit geçirmesi bence bir anne baba için ama çok, bak bir dakika. Özel bir duygu. Şimdi şöyle, herkes de yani sen Allah şey diyorsun ya, yani rotaya gelmiyordum, bu işte birazcık daha konforlu olunca geliyorum diye. Herkes de kalkıp büyük tekne alamayabilir zaten yani. Tabii ki alamaz. Zaten bu da çok büyük bir tekne değil. Yani sanki 30 metre teknede bana yaşam teklif ediyormuşsun gibi oluyor. Tabii ki öyle tamam, bir şey değil. Ama bu yani bana uyuyor. Ama sen gel Nurçin, burada 5 gün kalalım dersen ben orada bir kere düşünürüm. Hani 5 gün kalabilecek gibi mi acaba diye düşünüyorum. Yani evet. Ama dersen sabah gelirsin, adalara gideriz, kahvaltımızı yaparız, yüzeriz, atlarız, çıkarız dersen amin. Tamam. Onlar zaten çok güzel değil mi sence? Müthiş. Hatta yani o günü her yaşadıktan sonra yaşamadığım günler ve anlar için kendime kızıyorum. Arkadaşlarla geliyoruz, çoluk çocuk geliyoruz, ailecek geliyoruz. Bir kere yani şu an bu duyguyu burada yaşamak bile enfes. Bence de bir ya. Bir Kasım'dasın, yani Kasım'ın ortasındasın. Şu o zaman bak şöyle diyeyim ben. Bence bir kere bir kadınlar bir çift ön yargılı duruyor. Öyle, dediğim doğru sebeplerden ötürü. İşte daha başka şeylere para harcamalıyız, tekne lüks gözüküyor vesaire yerince falan. Yerince gibi oluyor bu. Kesinlikle ayak atınca, adım atınca gerçekten hayatın bence diğer tarafını unutuyorum biraz. Yani bugün için en azından öyle. Şu an benim için gerçekten yani zaman durmuş gibi oluyor. Çok keyifli. Evet. Çok güzel. Ama dediğim gibi yani yine burada 3-5 saat, 10 saatten daha fazla vakit geçiremem. Tavsiye ediyor musun kadınlara? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Diyorum ya, vakit geçirmediğim her an için oturup bir düşünüyorum. Diyorum ya, senin aslında hayatının diğer kısımlarına da yansıyor buradan aldığın keyif, buradan aldığın mutluluk. Doğal olarak o bana da, ailene de yansıyor. Ben o yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama yani naçizane şunu söyleyebilirim. Yani eşiniz daha fazla vakit geçirmek istiyorsa ona müdahale etmemekte fayda var. Çünkü o zaman arada sıkıntılar olabiliyor.
Bir dakika, kim? Zehra. Örnek verebiliyor musun? Zehra. Zehra'ya selam. Hani sık boğaz etme adamı, bırak Hasan'ı, sal gitsin ya. Yani balık, bir adam haftada bir kere balık tutacak ya, bırak şu adamı ya. Zaten tutamıyor, onu da tutamıyoruz yani. Evet, o yüzden 10 kere aramayı tercih etmiyorum. Ben yapı olarak böyleyim ama çok keyifliyim. Çok şükür. Bu ya tamam, ben seni ikna ettim ama kesinlikle bence ikna. Şöyle ikna ettim. Nasıl? Birazcık gizlice ve sinsice ve sabırla ikna kesinlikle ettiğimi düşünüyorum. Yani birilerine bir şeyi böyle dikte etmek, böyle bu seveceksin falan demek zaten zor. Evet. Ben sana birazcık bence hissettire, yani koklata koklata, evet, tattıra bence, evet, ikna ettim. Çünkü bence sevilmeyecek bir şey değil ya. Müthiş bir şey yani. Tekrar dönüyorum, bu kültürü almak, çocuklarımıza verebilmek çok bence mühim. Çok özel bir duygu. Onun için de maalesef tabii ki herkesin de imkanı olmayabilir. Ama biliyorsunuz bizim bu tekneye sahibi olma şansımız Hasan'larla beraber. Hasan'la benim ortak olarak bu tekneyi almam. Dolayısıyla işleri birazcık daha kolaylaştırıyor maddi açıdan. Sizler de kanalda da biliyorsunuz, bu kanalın çıkış videolarından bir tanesiydi. Bayağı da izlendi. İstanbul'da yarı fiyatına nasıl tekne sahibi oldum diye bir videom var. Orada aslında temelde bunu anlatıyorum zaten. Yani arkadaşımla ortak bir tekne aldım. Her şeyi yarı yarıya, masraflar, ana para vesaire yarı yarıya. O zaman birazcık daha işler kolaylaşıyor. Belki siz de bu fırsatı yakalamaya çalışabilirsiniz. Eşlerinize hakikaten ikna etmek için bir kere bunu, bu hayatı paylaşmaya ikna etmek gerekiyor. Kesinlikle. Yani ben alayım tekneyi, çıkayım haftanın bilmem kaç akşam balığa, hafta sonu alayım arkadaşlarımla gideyim. Aile hakikaten olmaz. Şey. Evet, doğru. Yani bence bu çıkış noktalarından biri olabilir. Ortak kullanım, ortak bu olaya ikna edebilmek. Kadınların genelde tatmin olmamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi. Kadın içinden mutlaka zaten ben her zaman gitmeyeceğim. Belki de hani eşi çok fazla vakit geçirecek diye ilk başta tedirgin oluyor. Hani belki aileden daha uzaklaşacak. Belki kendisiyle veya ailesiyle olan vakiti daha fazla. Ya tamam, o da geçirecek. Onu da yapmamalısın. Yapmıyorum. Kesinlikle. Ben de yapmıyorum zaten. Kesinlikle. Yani ben geliyorsam işte Nurçin'e de geliyorum. Biz kızı da, suyu da alıp geliyoruz. Yani ki su daha büyüdükçe eminim daha fazla getireceğim bu tip şeylere. Evet. Onun kesinlikle için onu daha fazla paylaşıldığı olabilir zaman çok da çok güzel oluyor ya. İşte çok senin dediğin yani gibi. Bak Kasım ayındayız. Kasım ayının 17'si bugün. Hava 15-16 derece. Sadece yaptığımız, marinadan çıktık, şuraya demir attık. Yani gerçekten tavsiye ediyorum. Keşke herkesin böyle ucundan da olsa bu zevki yaşayabilme ihtimali olabilse. Şöyle yapalım. Beni Instagram'ımdan takip edebilirsiniz. Özellikle tekneyle ilgili YouTube'da, biliyorsunuz YouTube'da daha ender video paylaşabiliyorum. Daha zahmetli. Instagram'da ama daha sık videolar paylaşıyorum. Yüzme ve tekneyle alakalı. Su bebekle de alakalı. Eşleriniz ikna olmuyorsa belki de Nurçin'e yazabilirler. Ya ne yapıyorsunuz, nasıl geçiyor diye. İsterseniz evet, cevap veririm. Ona yazın. Onun da Instagram'ını koyuyorum. Bugünlük konumuz bu kadar. Umarım bu doğaçlama oturup çektiğimiz video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir beğeni butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Kanala da abone olursanız, ki oluyorsunuz görüyorum, çok motive oluyorum. Çok da güzel oluyor. Bizi çok mutlu edersiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere.